Selam millet, Dedere Oyunlar'da tekrar birlikteyiz. XCOM 2 oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet kardeşlerim, şöyle hemen hatırlamak için bir bakıyorum. Engineering'de, Proving Ground'da Spider Suite'imiz var. Ben buradan bir proje daha ekleyeyim. Mesela Experimental Heavy Weapon. Bir tane yapmıştık bundan. Skullcheck ne ya? Adamlarımızın eline takıyorduk bunu, evet. Skull Mining ne peki? Eğer Skullcheck yetersizse... Daha işe yarayanıdır. Daha iyi çalışır falan diyor. Ben bu armor'ı yapana kadar bir tane daha exosuit yapayım. Spider suit bittikten sonra exosuit yapsın bu. Aynı zamanda engineering'e gelip build item diyeyim. Gerçi 70 supply'ımız var, hiçbir şeye yetmez bu. Aynen öyle. Hiçbir şeye yetmiyor. Hiçbir şey de yapmak istemiyorum zaten. O zaman taramaya devam edelim. Tara tara tara. Spider Suit bitti diyor. Advent materyalleri bizi çok hafif bir zırh yapmaya yönlendirdi. Advent Plating ile birlikte koruması daha iyi oldu. Koluna takılmış olan kancayla çok hızlı hareket etmesini sağlıyor adamımızın. Bu bölgeyle de iletişime geçtik. 60 supply. Yeni bir bölge açıldı. Ve şu göreve gidebilir olduk. Sabotaj Alien Facility. Avatar projesini durdurmak için. 9'luk bir görev. Ben buna giderim. Ben buna giderim. Daha hızlı heal olmak için bu var. 130 supply'ı var. 2 gün tarasak hemen alıyoruz. Şu 130 supply'ı biz 2 gün tarayıp hemen alalım. O supply'la silahımızı upgrade edelim. Ondan sonra da göreve gidelim. Target geldi. Guerrilla Operation bize bir target verdi. Bunu yaparsak Counter Dark Event. Counter Dark Event ne? Bunu yapmazsak gelecek olan şey mi? Engineer veriyor. Bunu yaparsak. Evet kardeşlerim. Yani şimdi ben 192 supply'ı da isterim. Bizim aracımızı UFO'lar takip edecekmiş. Bunu istemiyorum. Nasıl bir sonuç olacak bilmiyorum. Hidden Event var burada. En sakatı bu olabilir. Ve Very Difficult diyor bunun için. Ama galiba ben Avatar projesi bitmesini seçeceğim mecburen. Mecburen bunu seçmek zorundayım. Çünkü Avatar projem çok kötü durumda ya. Skullcheck'i kullanmazsak bayağı üzülecek bizim adamlar ha diyor. Şu adama bir remove diyeyim. Geleyim bakayım seçeneklerim neler. İki Ranger kullanalım biz bu sefer. Harbiden de iki Ranger kullanalım. Bu Ranger'a ben bir edit diyeyim. Loadout diyeyim. Predator Armor'da ne var? Spider Suit var. Kevlar Armor var. Bununki Predator Armor kalsın. Makinada kalsın. Hazmat Suit yerine de takabiliyor bu. Hazmat Suit takabiliyor sadece. Tamam. Şimdi anlaşmamız şöyle o zaman. Senin üzerine geliyorum ben. Healer'cığım. Loadout diyorum.
Sendeki status vest'i çıkartıyorum. Sana skull jack takıyorum. Tamam mı? Bu bacıya geliyorum. Edit diyorum. Ondaki hazmat suyu de çıkartıyorum. Status vest takıyorum. Gayet güzel oldu. Var mı başka exosuit takabilecek adam? Pardon ya, kontrol etmiştim. Exosuit bitmemişti ki daha. Benim adamım için şöyle bir şey vardı sadece. Predator Armor yerine Spider Suit var. Predator Armor da 4 veriyor ama bu Mobility veriyor. Aynı zamanda Dodge veriyor. Hop. Aslanlar gibi gidiyor vallahi. Güzel. Ha, şeyi kaybetti. Ekstra slotu kaybetti. Bu da granit atsın. Yok. Yok yok yok. Öyle olmaz. Battle Scanner sana gelsin. Cemal Harmancı'ya gitsin Battle Scan. Tamam, daha fazla uzatmadan hemen görevi başlatıyorum. Zor demişler göreve ama bizim için zor görev yok. Bizim için iyi planlanmamış görev var. Zor görev yok. Yalana bak. Geçen bir oyunlarda ne ağladım ne ağladım. Görev çok zor diye. Şimdi bir de utanmadan zor görev yok diyorum. Çok değerli bilgiler içeriyor diyor uzaylılar için. Mezar kılıcı. Tomb Blade. Bütün düşmanları yok et. Analiz dosyalarını al. Hangi advent düşmanının beynine sokacağız acaba? Kolumuzdaki çubuğu çok merak ediyorum. Skull Jack'i kullan. Bunu da al. Peki. Her şeyi yapalım abi. Öncelikle bir scan atıyorum hemen şöyle. Şuralara doğru atayım. Oo, jackpot. Tam yolumuzun üstü adam dolu. Kaç kişi birden gördük scanle ya? 1 milyon adam gördük scanle. Dünyanın en şanslı taraması oldu bu. O zaman şimdi şöyle bir dizilelim bakalım. Adamlar şuraya mı yürür, buraya mı yürür, geri mi yürür bilemiyorum. O yüzden hiçbir taraftan yanımı dönmemem lazım onlara. Aa, bizimki direkt çıldırdı. Komutan, komutan baksana. Adamların kafasına skalacak sokalım komutan. Oldu canım. Kafalarına skalacak sokarız da işte ufak bir sorunumuz var ama. O da adamlar kafalarına sıkılacak sokacağımız mesafelere gelecek mi bakalım. Etraflarına dizildim. Ne yöne yürürseniz ben oradayım diye. Sen de şuraya gel. En ballı lokasyonda tetikte dur. Bakalım şimdi nereye yürüyorlar. Sağa yürüyorlar. Hepsi sağa yürüdü. Buradan eceyip bombalayabiliriz onları ha.
Çok Ece'yi bombalayabiliriz hem de. Roketçi neredesin? Oo. Roketçi çok hoş görüyor onları. Şöyle patlatırım. Sniper'ım ne görüyor? %100 görüyor. Sniper reaction fire'da kalsın. Birini direkt indirir. Adamın dibi Skullcrack batırmak için orada kalsın. Melek çok yüksek ihtimallerle görüyor. Melek indirsin. Ezici düşük ihtimallerle görüyor ama yüksek ihtimalle göreceği bir yere yürümeye kalkarsa görülebilir. Olmadı, bir kare ilerletelim şöyle. Reaction'da kalsın. Volker'i de çok tatlı görüyor. O da reaction'da kalsın. Bizim köylü dışında kimse kalmadı, değil mi? Bizim köylü de şöyle üzerlerine grenade'i bassın. Evet, gayet güzel. Spot edildik. Aa, sen hile yapıyorsun. Sen hile yapıyorsun. Gelişine klon çıkarmak nedir? Şunları vurun ya. Abi vur ölsün. Bu kadar işte. Bu kadar. İşte bu ya. Ana. Ne kadar güzel oldu. Bir tane adamın sadece hareket hakkı kaldı. O da Skullcrack yapabiliyor. Abi Skullcrack yapsan nasıl mükemmel olur biliyor musun? Of. Başardı. Small Intel Cache, Large Intel Cache. Dezavantajı yok. Bas Small Intel Cache'i. Onu da aldı. Sanırsam yüzyılın en iyi saldırısı oldu bu. Aa, beni Adventler gördü. Yüzyılın en iyi saldırısı olmadı. Bombalayacaklar şimdi adam mı? Oh 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 oh, ne kadar güzel, ne kadar güzel. Komutanım, anladığım kadarıyla tamamen yeni bir şey görüyoruz. Daha önce hiç görmediğimiz ve karşılaşmadığımız bir uzaylı çeşidi. Çok büyük bir dikkatle yaklaşmanı tavsiye ederim. Adamlar bizi bombalayacak şimdi buradan. Hedefledi mi onu, ne yaptı? Bilmiyorum ki ne yaptı. Abi hardcover'daki adamı ıskala bari. Lütfen yani, bir zahmet. Bir de 7 tur vermiş bana ya. Bu nasıl bir adaletsizliktir? Ay çıldıracağım. Kendine zırh atanlar, bir şeyler yapanlar. Mind control. Mind control. Süper. Evet kardeşlerim. Zorluk üzerine zorluk çıkıyor şu anda. Gerçekten zorluk üzerine zorluk çıkıyor. Tabii ki kendi adamıma sıkacağım. Çok zekisin oyun. Şu anda yapacağım şey, gerçekten karar veremiyorum. Şu Advent bir turda şuraya yürüse ateş eder zaten. Geri kalanlar da abuk subuk yerlere ulaşıp bana ateş edebilirler. Yine en iyi ihtimal şuraya kaçmak gibi görünüyor. Reaksiyon atışı ne kadar hoş. Advent Officer'ların beleş, bedavadan reaksiyon atışı yaptığı gerçeğini unutmuşum. Şu önündeki yeri kıralım bari adamın.
Ona göre öne açıkken saldırı yaparız. Ha çok güzel. Öne açıkken saldırı yaparız demiştim, değil mi? Vay arkadaş, sinir krizi geçirtir bu adama ya. Ya her zaman da gidip bir yerlerin arkasına saklanmayı başardı. İnanamıyorum ya. Geberirsen ne kadar mutlu olacağım biliyor musun? Bir kere daha ışınlanma bari. Ha, vallahi ışınlandı ya. İnanamıyorum, adam ışınlandı. Tek kelimeyle çıldırlası bir durum yani. Adam bildiğiniz ışınlandı. Roket buraya kadar yetişti. Kafanıza bassam mı acaba roketi? Vallahi basıyorum abi. Geldi, başka bir yere kondu. Ne fark etti ki ya? Gitti başka bir yere çömdü herif. Abi vur şunu, öldür. Allah'ın adını verdim ya. Vurdu ve öldüremedi. Mükemmel. Bütün takımın atışlarının ona kullanılması gerçekten efsanevi oldu. Tek bir adam kaldı ona saldırabilecek. Ha, gidip bunu bıçaklayabiliyor. İşte bu ya. İşte bu. Böyle haşırt diye ortadan ikiye keserim adamı, tamam mı? Lütfen şuna şöyle güzel bir hasar vurur musun? Kritli mritli. Vay, beni duydu. Ve ne yapıyorsun? Buraya doğru gelmeyi tercih etti. Ha, dünyanın öbür ucuna adamı vurdun. Helal olsun ya. Ben bir an için şey yaptım. Bir sazanlık yaptım da adil bir oyun oynadığımızı zannettim. Bütün adamların vuruluyor. Çok güzel. 80 tane robot, bir tane avatar, 3 tane %264 vurma ihtimalle Advent'e karşı savaşıyoruz şu anda. Hayret ya, ıskalayanları da varmış bunların. Arada ıskalayanları da varmış kardeşlerim. Hakkını yemişiz adamların. Siz böyle bir salaklık yapmazdınız ama hayret, nasıl yaptınız? İkiniz yan yana gelmek gibi. Ya çok da umurunuzda değil çünkü hayvan gibi enerjiniz, bir dünya zırhınız olduğu için tabii yapmışsınız. Siz de haklısınız. Hala defanstan dolayı bonus alıyor falan diyor adamlara ya. Shield Bearer'ı bir oturtsan yerine. Kritikle 5 vurmak nedir ya? Ha, oradan %37 ile vuruyorsan bence şuradan sen onu vurursun. 1'e
1, 2, 3 adamımız kaldı. Peki 2 dediğimiz adamın run and gun'ı var mı? Var. Bir bombayla ikisini birden vurmak gerçekten zaten mucize olurdu. Şunu vur abi. Senin run and gun'ın var mı? Var tabii. Oh. Şuraya kadar koşacağım. Konteyner orada. Evet. %100 de öldürürüm. %100 de öldürürüm diyor. Çok güzel. Şimdi sen bence şuraya yürüdüğünde o adamı bomboş görüyor olman lazım. Aynen öyle. %77 ile öldürdüm dedi. Ve sözünü tuttu. Ölmüş olmalı. Bence de artık ölmüş olsun be babacığım. Aynı bunun ölmüş olması gerektiği gibi. Biraz mermim olsa hiç fena olmazdı dedi arkadaş. Şimdi öncelikle seni şuraya bir getirelim. Burada ne var dedi, aldı. Advanced Stock, Advent Datapad, Advanced Agility. Sonra Free Reload'un varmış senin. Hiç o yüzden böyle reload işine girmeyelim. Şöyle bir yürüyelim. Güzel kardeşim, sen de böyle yürü. Ve sen vuruldun, seni heal etmemiz gerekecek. Jakal, artık senin de orada durmanın bir esprisi yok. Seni şuraya çıkartacağım. Şimdi ilk hareket adamın dibinden gelsin bakalım. Neler oluyor? Gremlin Heal. Beş kare. Güzel. Volkri ne durumda? Volkri cillop gibi. Bu oyun hiçbir şekilde hasar görmemiş. Bizim köylü koştur git. Bizim köylü de hiç hasar görmemiş. 3 tur kaldı. Hele can diyecek şimdi. Evet, verdi hele canı. Tamam güzel kardeşim. Tamam yani saat ilerliyor bilmem ne falan diye artist artist konuşuyorsun da. Gel aşağı savaş istiyorsan. Zaten UFO'nun birinci oyununda da hiç savaşmamışsın. Commander, Commander falan diye takılıyordun aşağıda. Heal'ı da kalmadı adamın zaten. Buraya normal move'umla giderim diyor. Grapple dediğim zaman nerelere kadar gidebiliyorsun? Oo, buralara kadar gidebiliyor bir normal move'la. Vallahi gitti. Silahını da beleşe reload etti. Bir de utanmadan orada long watch aldı. Var mı aranızda tarayıcı atabilecek olan? Varmış. Şöyle arkaya doğru bir atalım onu. Ne var ne yok bir görelim. Oo, orada çok güzel şeyler görüyorum ha.
Vallahi çok güzel şeyler görüyorum. Scan. Hack the chest. Bunu hackleyebiliyorsak hackleyip bitirelim ya. Oo. Dark Event projesini 2 hafta geriletir diyor. Geciktirir diyor. Ver abi hack'i. Mükemmel. Kardeşlerim istediğimizden de iyi bir sonuç aldık. Aynen öyle. Kalanları öldür, ödülünü al diyor şimdi bize. En azından artık acelemiz yok. Frigil oldu ama biz onu yine de kullanalım. Var mı bir artistlik? Yok. Şimdi bir şöyle geçmeyi denersem bakalım görecek miyim düşmanları? Evet, gördüm düşmanları. Bu nasıl bir düşman geldi ya? %56, %55, %34. Shred. Sizin ataklarınız hedefin armorını shred eder. Galiba vurduk. Çok güzel. Bir armorını shred ettik gerçekten. Bizim köylü ne durumda? Bizim köylü de çok iyi durumda değil. Şöyle bir koşalım. 55, 54, 39. Ben bu tipin ne yaptığını hiç öğrenmek istemiyorum ha. Mümkünse. Hani öyle bir şansım varsa öğrenmek istemiyorum ne yaptığını. Tamam da bu aslan parçası da burada böyle kaldı ya. 73, 64, 73. Dodge mu? 73'te bunu yapmandan. 73'te bunu yapma ya. %36 ihtimalle. O düşman gelir pozisyonuna diyor. Bu hiç olmaz. Hayal yani. Ay arkadaş ya. Yapıyormuş. Güzel bir hasar vurdu. Bu abinin ne olduğunu öğreneceğiz ya, ben ondan korkuyorum.
Yani öğrenmekten korkuyorum bildiğiniz. Orada ne var diye bağırarak giden tipim. Evet, şimdi aksiyonlar geliyor. Birincisi abuk subuk sesler çıkarttı. Ateş silahını ateşleyecek şimdi. Göreceğiz neymiş. Ha, çok güzel. Silahını ateşlemeyecek. Burnun dibine gelip Millie'den vuracak. Iskalaması çok ilginç oldu. Ama hiçbir anlam ifade etmedi. Oo, bir ıska daha. Hala bir ümit var gibi. Çok güzel. İlk cillop hasarımızı aldık. Aynı adama grafikli ateş etti. Dedim ki adam öldü. Garanti adam öldü dedim. O yüzden böyle gösteriyor. Ya baba sen hala ne elini kolunu hareket ettiriyorsun ya. Kırarım ağzını burnunu. Efendi ol. Evet kardeşlerim. Şimdi çok dikkatli oynamamız lazım. Çok gerilere kaçmak istemiyorum. Çünkü gerçekten adaletsiz derecede saçmalayarak düşüyor vurma ihtimalimiz. Tutup %90'lardan %50'lere iniyor birdenbire. Zaten leş gibi vuran, habire ıskalayan adamlarımız bu olayı hiç kaldıramıyorlar. Gördüğünüz gibi olduğumuz yerden hiç kımıldamadan sıkmak en güzeli. Ne oldu? Bunun da silahı boşaldı. Diğerinin de silahı boşaldı. %69 ile şuradaki adama sıkabiliriz. %67 ile şuna sıkabiliriz. Ben %69 ile şuna sıkıp şunu öldürürüz diyorum artık ya. Eh yani bir zahmet öldür. Sonunda öldürebildi birini. Melek şunu bir bıçaklasın. Melek onu bıçaklamasın. Adamın dibi onu vuramıyor mu? Ha vuruyor. %74 ile vuruyor da bir saniye ya. Önümüzde bir adam var. Şöyle bizi çaprazlamasın. Biz şöyle bir yürüyelim. Adamın dibi şunu bir vursun. Vallahi vurdu. Kritik vurdu hem de. Helal olsun. Nerelere kadar kaçıp ateş edebiliyorsun sen? En fazla şuraya mı kaçıp ateş edebiliyorsun? E kaç bakalım ne yapalım? Oradan bir yapıştır da gönder şuna bir tarafa. Mis gibi. Hadi bakayım selametle. İnfilak falan mı edecek? Bir sürü leş uzaylı zımbırtısı gördükten sonra bu da nedir şimdi? Diye isyan etti kendileri. Bir saniye. Güzel bir kritle onu gönderirsin bence. Kritleyemedi maalesef. Güzel kritleyemedi. Vallahi şu yaptığımız çakallık umarım işe yarar. Nereye ışınlandın? Burnumuzun dibine. Oradan kimi vuruyorsun? Yukarıdaki de mi? Ha yok, silahlarımızı etkisiz hale getiriyorsun. Peki. Çok güzel. Weapon'ı disable etti. Melek. İşte bu be. Yaptığımız çakallık işe yaradı.
Vallahi yaptığımız çakallık işe yaradı. Rafi, mermiyi doldur. Rafi, oradan bir sık bakalım. Vurursan King olur. Vallahi vurduk. Ah, şu teleportları yok mu? Beni benden alıyor ya. Beni benden alıyor. Çakal buradan bir tane ekler bence ona. Hem de %100 ya. Şimdi şu mor bölgenin içindekileri bence bir sırayla çıkartayım ben. Orada kimse kalmamıştır diye düşünüyorum. Kes gitsin. Ben bu kadına hasta oldum ya. Tek kelimeyle bir samuray. Yakaladım değil mi? Oh! Fenalık gelmişti. Excellent. Yani kılı kırk yardık resmen ya. Hasar yemeden düzgün bitirebilmek için adamları kenarda bırak, gelince otomatik kılıçla saldırı yapsın, öteki tabancayı çeksin, kafasına sıksın, bir şeyler. Yeni rekorumuz. Turda 1.56 adam öldürmüşüz. Ve... Hadi... Bunu başarabilirsin. Arkadaşım, ne returning the base yaptın ya? Kardeşlerim, base'e dönmek kolay değil, öyle görüyorsunuz. Kimler ne kadar yaralı şimdi, ben onu merak ediyorum. Wounded, gravely wounded. Al işte. Adam rüfe atladı ama gravely wounded. Şimdi Votalix Mix. Daha uzağa 2 fazla hasar. Peki. Chain Shot. Yok, ben bunu beğenmedim. Bu Votalix Mix. Alienlar için çok önemli bir şeydi bu diyor ya. Hemen incelememiz lazım bunu diyor. Neler neler aldık yalnız, bir görevden var ya, aktı resmen. Komutan, senin takım var ya, bu sefer kendini açtı işte diyor. Bu sefer sapıttınız resmen diyor. Soldier Shaken, Soldier bir şey, yenisi geldi. O da oradan, o da buradan oldu diyor. Shadow Chamber'da proje mi var şimdi? Bunu yapmadan önce geri kalan bütün hepsini tamamlamış olman lazım diyor. İlginç. Yani research'teki şeye devam ediyoruz, Power Armor'a. Aynen öyle. Sonra Plasma Rifle var. Efendim, Advent Datapad var. Andromedon Otopsi diye bir şey var. Bunların hepsi zamanla olacak. Engineering'de... Engineer'ımı gördüğüm, Engineer'ımın hepsi bir yerlerde mi gerçekten? Neyse, göreceğiz. View Soldier. Gravely Wounded bile 8 gün ya. Gravely Wounded olan bile 8 gün, çok iyi bir şey bu. Advanced Warfare. Healing Rate %100. Restrain. Soldier, retrain. Retrain. Ha, ability'lerini tekrar mı alıyor? Mesela Levent helal desem ne diyor? Any promoted soldier can be retrained in their class to choose a new ability configuration.
But they will be unable to for combat during the training process. No. Ability'lerini tekrar almak diye bir şey varmış. Gerilla Tactic School diyelim. Rookie yok. Rookie olsa bir şeyler öğretirdi ona. Ama olmuyor. Şunu alabilirim ya, 150 saplaya. Askerler ölmekten çok yaralanmayı tercih eder diyor. Bu da klaslar için özel şeyler, olaylarımız. Proving Ground, Exosuit bitiyor bir tane. Korum 3 tane. Skull Mining yapmak istiyorum aslında. Ya ama ondan önce yapabiliyorsam eğer bir tane şundan yapayım artık ya. Sanırım hala yapamayacağım ama. Ha, artık yapıyorum. Grenade Launcher. Sonra da bunu yaparım. Tamam, Grenade Launcher'ı yaptım, mis gibi. Ne oldu? Avatar projesini delay etmedik mi ya? Avatar'ı öldürmek projeyi 3 geri attı diyor. Oo, efsane oldu. Efsane oldu. O zaman hızlıca şuraya bir tane ben gelip kule kuracağım. 75 saplayım yok. Oo, ne kötü. 65 saplay bir gün. Şuraya gidip saplayı alayım. O zaman. Çok güzel. Staff available. Ah. İkisi de scientistmiş. Umurumda değil. Gather intelligence için scanning boost. Rapid construction. 25 saplaya bunu mu yapsak? Yok, ikisini de yapmayalım biz ya. Burada scientist var. Burada alien alloy var. Ben aslında bunlara şey kurmak istiyorum ya. Radyo kulesi kurmak istiyorum. Kabul. Exosuit olmuş bir tane daha. Abi Arctic'e radyo relay installlamak istiyorum bir tane. Alien debris temizlendi. Odayı göster bana. Scilab yapmam lazım. Oraya Scilab yapacağım abi. Burası Scilab'in yeri. Oraya başka kimseyi komam. Power Relay. Power Relay. Eklenti yapıyoruz oraya. 150 supply, 20 elaryum, kristale 6 elektrik daha fazla veririm diyor. Exposed power coil. Bir tane var. 30 gün. Ey maşallah. Kazma orayı, kazma.
Power'a bir çare bulmamız lazım. Ama Engineering'den, Build Item'dan, Weapon'dan şunu da yapmamız lazım artık. Mac Cannon. Ve yaptık zaten. Tamam artık kafamız rahat. Hop. Orayı da işaretledik. Artı 117, artı 118, artı 108. Eastern Europa 50'ye yapaydın diyor bana. Bir Black Market'e gideyim bakayım bir de. En son. Black Market'e sell diyelim. Nelerimiz var satabileceğimiz? Çok çılgın şeylerimiz var aslında. Missed Shot Steel Deal 1 damage. Sat abi. 1 damage nedir ya? Sat abi bunu da. Missed Shot Steel 2 damage. Advanced Stock. Hazmat Vest. Environmental'e bağışıklık. Bunu sevmedim. Sat. Bu iyi. Normal nanoscale'i sat. Geri kalan şeyleri satmam zaten. Geri kalanlar iyi şeyler. Bak 113 paramız oldu mis gibi. Şimdi şuraları da yapabiliriz. Artı 50 Eastern Europe diyor. Biz Eastern Europe'a da şunu kuralım gidip. Ne oldu? Avatar projesi ilerledi. Çötenk. Evet. Avatar'da hala ilerliyorlar diyor. New Transmission. Bakalım Transmission'a. Operasyon Cadı Avı. Advent City'den VIP'yi çıkar. Gideriz abi biz bu mission'a. Biz bu mission'a gideriz. Ama o zaman oyunumuzu save'leriz. Şöyle bir save atarız. Ondan sonra o mission'a gideriz. Bundan önce de videomuzu bitiririz kardeşlerim. Yemin ediyorum kan gövdeye götürdüğü bir savaş oldu bu sefer. Geçen sefer kadar iyi çıkamadık ama olsun, yine de fena değiliz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızda destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar. Kendinize iyi bakın.